Dolara mı, altına mı yatırım yapmalı? 2020 yılında hangisi kazançlı? Küçük yatırımcılar yoğun bir şekilde dolara mı, altına mı yatırım yapmalı 2020 yılında sorusunun cevabını aramaktadırlar. Ben de bu amaçla günümüz ekonomik koşullarını göz önüne alarak bir takım bilgilendirmelerde bulunmak istiyorum. 2020 yılında neye yatırım yapmalı sorusu ile alakalı olarak burada yer vermiş olduğum bilgilerin bir yatırım tavsiyesi olmadığını baştan belirtmek istiyorum. Yatırım için altın mı dolar mı 2020'de diyenler özel bir tavsiye almak istiyorlarsa bu tür hizmetleri sunan yatırım danışmanlığı firmalarından destek alabilirler. Benim burada yer vermiş olduğum bilgiler öngörülere dayanmaktadır. Aktarmış olduğum bilgilerden farklı olarak sizlerin de görüşlerini almak istiyorum. Son olarak içeriğimi beğenerek bana destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Yatırım araçlarındaki büyük dalgalanmalar yeni ve küçük yatırımcıların gözünü korkutmuşa benziyor. Son zamanlarda oldukça yoğun bir şekilde araştırılan dolara mı altına mı yatırım yapmalı 2020 yılında hangisi kazançlı sorusu bunun en somut örneği. Özellikle borsadaki büyük dalgalanmalar 2020 yılında neye yatırım yapmalı sorusunun online mecralarda sıklıkla araştırılmasına neden olmuştur. Ayrıca gram altının fiyatının 400 TL'lere dayanmış olması yatırımla ilgili araştırmaların yoğunlaşmasına neden olmuştur. Son 10 yıllık altın grafiğine baktığımda altının her zaman kriz dönemlerinde artış gösterdiğini görmekteyim. Yani altın her zaman huzursuzluğu seven bir yatırım aracı olarak ön plana çıkmaktadır. Pandemi döneminde altının hızlı bir yükseliş trendine girmesi bunun en güzel örnekleri arasında yer almaktadır. 2020 yılında neye yatırım yapmalı sorusunun cevabı ile ilgili olarak uzmanlar altının belli bir dönem daha artışının devam edeceğini tahmin etmektedirler. İkinci dalganın gelmesi halinde ise altının beklenenden çok daha hızlı bir yükseliş trendine girebileceği öngörülmektedir. Doların ise enflasyona bağlı olarak yükselişe geçeceği tahmin edilmektedir. Dolar her ne kadar yükseliş trendine girse de hiçbir zaman altın kadar yüksek bir getiri sağlayan bir yatırım aracı olmamıştır. Risk almayı sevmeyen küçük yatırımcıların altına sürekli olarak yönelmesi özellikle gram altın fiyatlarını oldukça yukarılara çekmektedir. Dolara mı altına mı yatırım yapmalı 2020 yılında diyenler için şunu da belirtmek istiyorum. Devletlerin ve bankaların son zamanlarda altın yatırımına yönelik olarak teşvik politikaları izlemesi altının uzun vadede yüksek bir getiri sağlama ihtimalini güçlendirmektedir. Yatırım için altın mı dolar mı 2020 yılında diyenlere en önemli uyarım uzun bir süre ihtiyaç duymayacakları para ile yatırım yapmalarıdır. Kredi ile ve 1-2 ay sonra ihtiyaç duyulacak bir para ile yatırım yapılmaması gerekmektedir. Yatırım araçları ile ilgili olarak son 10 yıllık fiyat grafiği incelendiğinde en fazla getirinin altın tarafından geldiğini hatırlatmak istiyorum.